Ya arkadaşlar, bugün bayağıdır gene video atmıyorum. Genedir bayağıdır video atmıyorum. Bugün ne yapıyorum? Bir tane şey aldım. Kapı bademi almıştım Impreza için. Impreza'dan direkt konuya girdim. Impreza aldım. İşte eski 2003 Impreza'm vardı. 1.6 TS, onu biliyorsunuz. Onu tekrardan geri aldım. Niye tekrardan geri aldım? 35'e kadar bir araç almam gerekiyordu. 35'e kadar araçlardan hani benim alabileceğim şekilde sadece Impreza vardı. Impreza'da da biraz fiyatlar da yükselmiş. Kendi aracım olduğunu bildiğim için yani söyledim satan arkadaşa. Dedim hani sattığım fiyattan fazlaya almam mantıken. O yüzden dedim hani o fiyata alıverirsen alırım veririm dedi. 33'e aldım aracı. İşte git gel ıvır zıvır şöyle böyle 34-35 sigortası falan 35'i falan mal oldum. Biraz masraf ettim. Çok önemli değil. Hani şu ana kadar ettiğimiz masrafların arasında arabalara genel olarak ettiğimiz masraflar arasında şu an daha hiçbir şey yani yaptığımız masraf. Öyle bir şey. Şimdi bir kapı bademi aldım işte kapıya. Öyle hani gezerken N11'de gördüm. Birkaç bir şey alacaktım çocuk için. Bu arada baba oldum. Çocuk doğdu. O yüzden yani bayağıdır video gelmiyordu. Bir tane kızım oldu. Ellerinizden öper. Daha öpemez de büyüyünce inşallah. Neyse. İşte onun için bez falan bakıyordum N11'den. Oradan kapı bademini gördüm. Ondan da almak istedim. Bir tane kapı bademi aldım 15 TL. Aşağı linkini bırakırım. VRC falan yazıyor üstünde. Bugün gelecekti normalde kargo ama kargocular tabii her zamanki gibi işte bugün değildi, yarın getireceğiz dediler. Ben de gittim geleyim alayım. Hem dedim video çekerim. Hem de şöyle bir turlamış olurum evde oturup sıkıldım. Bir yıllık izin aldım bu arada çocuk doğduğu için. O süre boyunca dedim hani gidip gelmiş olurum. Hem de böyle bir video yapmış oluruz dedim. Durumlar bunlar. Tabii gene videolarımız gelecek, devam edecek. İşte uzun süredir gelmemesi benim çocuk doğdu. Hem o ara işte koşuşturmacılar, aracı aldım, bilmem ne, öbürünü sattım filan. Sattığım videosunu zaten görüyorsunuz. Onda da bahsettim zaten bu aracı alacağımdan. Arkadaşlar bilir zaten. Bir video yapmıştım. Yani istemediğim bir şey olmuştu. Onu anlatmıştım. Sonra dedim geri boş ver, büyüklük bizde kaldı. Bahsetmedim. Ondan da çok bahsetmeyeceğim. Yani ettiğim masrafla ilgili bir şeydi. Hatta bahsedeyim ya, ne olacak. İşte dedim bu Ekrem'den aldığım için aracı. Dedim hani bir masrafı yok ama hani dedim masrafsız dedi tabii ki her zamanki gibi tüm herkesin tüm aldığım arabalar gibi bu araç da masrafsızdı normalde. Gittim işte aldım geldim aracı neyse. Yolda biraz titremesi falan hissettim aracın titremesi falan vardı biraz. Gelince dedim Ekrem'e hani ben bunu bir ustaya göstereceğim. Hani böyle böyle titreme var. Usta ne derse ona göre hani ne yaparız? Masrafı sen mi karşılarsın? Yarı yere mi yaparız? Yoksa %60'ı mı senin? %70'i işte hani ne yaparız diye. Onu sormak için aradım. Konuştuk abi dedi hani çok imkanım yok. Hani param yok. Borçlarım da var. Tam biliyor hani borçlarından dolayı sattığını biliyorum aracı. Doğruysa Allah yardımcısı olsun. Neyse işte dedi hani borçlardan dolayı satıyorum. Hani çok bir meblağ çıkarsa karşılayamam ama hani gene %50 karşılayalım dedi hani masraf ne çıkarsa yarı yarıya. Tamam dedim hani tamamen sen karşılaman gerekiyor ama dedim hani şeyin olduğu için borçların olduğu için %50'yi kabul ettim. Sonrasında işte gittim şeye ustaya. Usta bu arada Red Bull şeyim nasıl anahtarlığım onu kendim akıl ettim gelirken Antep'ten gelirken böyle bir Red Bull şişesi içmiştim aracı aldığım ilk gün. Şeyine hatırası olsun hem. İlk aldığım Red Bull şişesi hem de öyle süs diye yaptım oraya. İşte neyse ne anlatıyordum ya. Aracı götürdüm ustaya. Usta baktı dedi hani volan da değişmesi gerekebilir. Baskı balta da tekrardan değişmesi gerekebilir. Tabi bu arada Ekrem bunun baskı baltasını değiştirmiş yeni. Yaptığı usta yapmamış filan. Yarım yapmış işi. O yüzden titreme oluyormuş. Bahsedeceğim. Şimdi işte ustaya götürdüm. Usta dedi ki hani volan da çıkabilir baskı balata ondan sonra. Ben dedim hani maksimum fiyat ne olur? Biz çünkü böyle böyle görüştük arkadaşla sattı aldığım kişi. %50 hani ona bilgi vereceğim. Ya dedi en fazla 3000 lira. Hani volan değişir baskı balata değişir. Volan tabii çıkmaz olursa 3000 lira. Volan çıkmaz 800 TL 0-2000 TL civarında. Böyle böyle olur dedi. Şunu da bir açayım. İnşallah size gelmez ama hani sesi. Gelmez muhtemelen. Esin biraz. He dedi işte 3000 lira falan. Aradım Ekrem. Ekrem dedim böyle böyle hani 3000 lira civarı bir masrafı olabilirmiş aracın. Bu arada LPG'de de güzel ayarlı değil. Ayarı yaptırmak lazım. Biraz LPG'de hoplattırıyor kalkarken. Neyse dedi işte
Ne diyorduk ya? Ha işte 3000 lira civarı bir masraf olur dedim Ekrem'e. Abi dedi ya işte benim eve hırsız girdi, şöyle oldu böyle oldu, benim param yok, arabayı sattım, kuruş para kalmadı, çocuk doğacak, çocuğa para ayırdım. Şöyle Ekrem dedim hani %50-%50 idi, hani görüşmüştük. İşte hani bak masrafsız dedim, bana söz verdin, sözünü tutmadın falan, şöyle böyle. Yok, cevap da vermiyor, bir şey de yapmıyor, arıyorum telefona bakmıyor. Neler neler ya, hani hiç beklemediğim hareketleri yaptı. Sonra neyse. Oğlum bu trafik nasıl, su alayım senden. Neyse işte dedim böyle böyle yaptın doğru değil. Hani ben hakkımı helal etmem. Ya işte şöyle böyle ben verebilecek olsun olsun bilirim. Bilmesem arabayı o kadar masraf eder miyim? Ben şöyle fazla fazla verdim yaptırdım şunu. Ya dedim hani durum bu. Sonuçta ben senden masrafsız diye almışım ama aracın masrafı var. Bunu yok karşılamıyor. Şimdi yok ondan sonra yok yan çizdi filan. E dedim tamam ben gider yaptırırım. Sana da hakkımı helal etmem dedim. Kaç kuruş olur dedim. Hiçbir neler değil. Gittim şeye, Arıcan Subaru Ankara Raci Usta'ya. Bu hani kanalımda Subaru Impreza Türkiye'nin şeysi var. Tavsiye ediyorum bölümünde. Orada kanalı var. Oradaki ustamız hani orada bahsetti. Yani orada hani, bilgiler veren ustamız. Hani oradan biraz güvendim bilgisini, şeysini biraz da araştırdım. O gün gördüm gittim ona. Raci Usta baktı. Dedi işte hani bilyadan olabilir. Şeyin baskı vatanın bilyasında, iki baskının bilyası. Bir sökmeden bilemeyiz. Tamam dedim sökelim. Söktük arabayı. Komple alt tarafı açtık. Bel altını indirdik araba. Bel üstü kaldı. Baktı hani dedi volant taşlanmamış. Normalde hani baskı vatası değişen bir arabanın volantı taşlanır. O arabadaki bu ses de saçma sapan bir tane egzoz takmış arkaya. Ondan geliyor. Onu da değiştireceğim. Redco'dan bir tane egzoz kovalıyorum. Elemana yazıyorum ama eleman çok şey yapmadı. İnşallah akşam dönür. Yarın bir tane egzoz kovalıyorum. Real'in orijinal bir tane ekstüsü uygun fiyata alacağım. Onu da montaj yaparken şey yaparız. Neyse. Ne oldu diye ha. Söktü Raci Usta. Baktı baktı. Hani dedi bunun işte volantını hiç taşlanmamış. Ellenmemiş. Ekrem'e sormuştum ben. Volant taşlandım hani bu problemden dolayı araştırma yaparken. Ekrem dedi abi volantı falan tamirci bana taşlat. İşte taşlatmayı gönderiyorum falan dedi. İşte onun yalancısıyım artık. O yalan söylüyorsa da yapacak bir şey yok. Tamirci yalan söylüyorsa da orada yapacak bir şey yok. Volant gram taşlanmamış. Volantı taşlatmaya gönderdik. Volant taşlandı. Üstü temizlendi. Tertemiz oldu volant. Ondan sonra volantın bilyası biraz eskimiş. Sökmüşken bir tane rotil bozuktu. Alt tablanın. Onu da değiştirdik. Ondan sonra vites böyle çok oynuyordu. Onu öbür videoda, ilk tanıtım videosunda göstermiştim. Ekrem sağ olsun yaptırmamış onu. Bir tornacılık işi vardı ama yaptırmamış. Götürdük onu. Onu da yaptırdım. 500 TL para verdim. Yani üstünü verdim de hani rotil verdim 100 lira da rotile para verdim. O hani benim masrafımdı. Hani benim değil de benim masrafımdı. Çünkü ön takımda falan da bir şey yok dediydi. Neyse sonra Ekrem'e yazdım. Böyle böyle dedim. Hani 250 liralık şey için beni kırdın. Üzdün, dost kaybettin. 250 lira için yani 500 lira masraf vardı. 250 lira için böyle böyle bir şey yaşadık aramızda. Tabii ben onu affetmem. Ben kuruşu kuruşuna kesinlikle helal etmiyorum paramı. Niye dersen? Bir söz vardır bak. Yani belki 300 lira çıkacaktı masraf. 150 lira için bunu yaptı yani. Kişi sözünden oldu. O da bize ne demek ki yani şey? Veremeyeceğin sözü tutma. Ki ne pişman ol ne beni şey yap. Ben oraya gelirdim. Gösterirdim yani. Hani onun sözüne güvenme. Gösterirdim. Masrafını bilirdim. Konuşurdum. Karşılıyorsan derdim. Düş fiyatını düşmüyorsan ben gidiyorum derdim. Çıkar gelirdim tekrar. Uçakla falan gittim. Şey Antep'e. Dünya masraf ettim falan. Dünyada masraf değil de yani sonuçta masraf ettim. Böyle bir şey geçti işte. Şimdi kapı bademi almaya gidiyorum. Onu alayım. Onun hafif montajını yaparım. Bir onu çekerim. Sena sormuş falan diye. Hem de şey yaparız. Bir araca da dışarıdan bakarız. Bugünlük videomuz da böyle olur. Aracın plakasını da kendim seçtim. Onu da bir video yapacağım. Onu da atarım bu hafta içinde. Onu evde çekerim. Çok şey değil zaten. Bir 5-10 dakikalık bir video olur. Onu da birlikte çekeriz. Hani plaka seçebiliyorsunuz artık araç alırken. 06TJR64 bizim plakamızda. Durumla böyle arkadaşlar. Şimdi ben kargonun yerini çok bilmiyorum. Navigasyondan açacağım. Bir yere kadar baktım. Navigasyondan açacağım. Şimdi buradan sonra ben bir kargomu alayım. Sonra oradan da tekrar devam ederiz arkadaşlar. Şimdi ben bir kargocuya ineyim, koşayım, sonra parçayı alayım, sonra devam edelim.
Şu duruş 33 bin lira etmez mi? Çantalar etmez de. Yine güzel. Aracımız böyle. Kapı bademi dediğim şeyler de bunlardı. Şöyle VRC yazıyor. Ultralli. Dünya aracı. Arkanın yerleşimini öyle yaptım. Önde böyle yaptım. Güzel oldu. Biraz arkaya önce aşağı yaptım ama sonra geri tekrar yukarı aldım. Genel olarak araçta bir problem yok şu anda. Bir cila atacağım. Şuraya bir stop gibi bir şey ayarlamaya çalışıyorum. Şu stopun içi biraz batık. İşte jant ayarlamaya çalışıyorum. Şurayı boyayacağız. Tekrardan boyası atmış. Boyamıştık hatırlıyorsanız. Takipçiler hatırlar. Şurada bir boya isteyen bölüm var. Şu çamurluk boyanacak komple. Olmuş. Yağla ellerinde dokanmış. Ama genel olarak iyi. İki tane, yani uzunlarda bunun led yanım vardı ama biraz işlemini yitirmiş gibi. Buna iki tane led yanını alacağım uzun kısa. Uzunlardakini de sizlere takarım. Durum böyle arkadaşlar. Genel olarak güzel. Temizle bakmaya çalışıyorum sürekli. Siliyorum filan. Cilasını atınca da daha güzel hale gelecek. İçini de göstereyim. İçine yalıtım yapacağız. Kapılara ve tabana. İki de böyle. Şu kısmı hani o kapı tutamacın olduğu yeri siyah yapacağım. Aynı şekilde bu tarafta da var. Onu da siyaha boyamam lazım. Panel güzel. Panelde problem yok. Çerçevenin etrafı biraz problemli. Oraya bir şeyler düşünüyorum. Red Bull cam askımız. Direksiyonumuz güzel. Tabii çok yakışmıyor bu kasaya ama hani yani genel olarak şey yakışmıyor, güzel. Çok güzel bir direksiyon değil ama iyi yani. Çok yıpranmamış 220 binde. Konsolumuz güzel. İçini zaten detaylıca bir temizlik yapmıştım. Yine bir halat yıkama makinesi bulursam koltuklarını yıkayacağım tabanına yalıtım yaptığım zaman. Şu an memnunum. Bir problem yok. Çok şükür. Şimdi ufak tefek şeyler var. Onları da zamanla yaptırırım. Yani şu an bana engel teşkil eden bir durum yok. Şöyle Amerikan parkları var. Onları da açayım göstereyim. Motoru göstermeyeceğim. Motor bayağı batık. Yanıyor mu acaba? Yanar mı? Yanmaz. Kontağı açmazsan yanar. Yanmaz. Yani idare edin. Yine araç sesleri var da. Şimdi belki bitmiyorlar bu. Para açmışız. Şöyle parklar çok renkli biliyorsunuz. Amerikan parkları var. Gayet güzel, yeterli. Bir örnek alacağım şimdilik bu aylık. Sonra dinleyen ne yapalım? Yani telif yemeden kapatalım. Şu uzunları merak ediyorum ya. Nasıl yakıyorduk? Şöyle bakın yerine. Bak. Biri bakıyor ama biri nereye bakıyor? Ya ayarında bir problem var ya, genel olarak bir problem var. Yani siz de görüyorsunuz zaten. Sağ sol farın ayarı yok herhalde ya. Bu farı bir ayarlayayım. Bu görüntü direkt buraya bakıyor. Bu nereye bakıyor? Bu far aşağı bakıyor. Vay bak, şu araya giriyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Onun tara bir hal olmuş. Ona bakarak. Neyse, durum bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle önden güzel bir görüntü olsun size gün batarken.